Merhaba değerli izleyiciler, ben Başak Deniz. Kanal 68 Televizyonu haber merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızdayım. İlk haberimizle başlayalım. Aksaray Valiliği öncülüğünde Aksaray İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Mevlid-i Nebi programı ile Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı. Mevlid-i Nebi Haftası içerisindeyiz. Mevlid-i Nebi Haftası'nı hem yurt içerisinde hem de yurt dışında hem Peygamber Efendimiz'i andığımız, anlamaya çalıştığımız bir dizi etkinlikle değerlendirmeye çalışıyoruz. Peygamber Efendimiz'in örnekliğiyle insanımızı ve kendimizi buluşturma noktasında bir gayretimiz oluyor. Bu bağlamda müftülüklerimizin düzenlemiş olduğu birçok faaliyet oluyor. Bunların bir kısmına katılmak üzere Aksaray'dayız. Sabahleyin Ulu Cami'de sabah namazı programıyla vatandaşlarımızla, gençlerimizle beraber olduk. Şimdi burada bir konferans programı icra edeceğiz. Bu sene Diyanet İşleri Başkanlığımızın öne çıkarttığı tema ki her sene Peygamberimizin hayatına bir başlıkla bakmaya bizi davet ediyor Diyanet İşleri Başkanlığı. Ve bu sene de Peygamberimiz ve Vefa Toplumu başlığını ele almaya çalışacağız. Peygamber Efendimizin Rabbine olan vefasını, ailesine, çevresindeki insanlara olan vefasını, çevreye vefasını ve bütün insanlara olan vefasını anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Umut ediyoruz ki yapacağımız bütün bu faaliyetlerle Peygamberimizi daha iyi tanımaya, onun örnekliğiyle buluşup hayatımızı onun insanlığa bıraktığı güzelliklerle güzelleştirmemize vesile olur. Evet, hafta münasebetiyle Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürümüz Doçent Doktor Sayın Fatih Kurt Hocamız aramızdalar. Kendilerinin ifade ettiği üzere sabah namazında bir cami buluşması gerçekleştirdik. Burada bir konferans programı icra edeceğiz halkımıza açık olarak. Öğleden sonra saat 14.30'da da İslami İlimler Fakültesi'nde öğrencilerimizle bir söyleşi gerçekleştirecek hocamız. Ben davetimize nezaket göstererek icabet ettiği için Sayın Genel Müdürümüze teşekkür ediyorum. Aksaray'ımızın Mevlid-i Nebi haftasını tebrik ediyor. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Aksaray Valiliği öncülüğünde İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Mevlid programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Aksaray Kültür Merkezi'nde düzenlenen Mevlid programında din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılırken vaizler tarafından Siyer-i Nebi anlatıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Siyer-i Nebi anlatımının ardından Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu vatandaşların Mevlid-i Nebi haftasını kutlayarak "Kainat yaratıldıysa onun bir muhatabı vardır. Peki kainatın muhatabı kimdir? Sorulması gereken soru bu. Bu kainattaki güzellikleri anlayan ve o güzelliklerle muhatap olan en güzel muhatap Peygamber Efendimiz'dir" dedi. Diyanet İşleri Dini Yayınlar Genel Müdürü Doçent Doktor Fatih Kurt ise "Hem yurt içinde hem yurt dışında Peygamber Efendimiz'i anmak ve anlamak adına çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Bu yıl Peygamber Efendimiz ve Vefa başlığında vatandaşlarımıza hitap ediyoruz. Peygamberimizin ailesine, çevresindeki insanlara ve İslam toplumuna vefasını konu aldık. Burada tüm İslam aleminin haftasını kutluyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. Allah'a karşı vefa, ona gönülden bağlanmak, sadakat göstermek ve itaat etmektir. Hayatımıza iman, ibadet ve güzel ahlakın süslediği istikamette yol ve şekil vermektir. Vefa, her hak sahibine hakkını vermek, onlara karşı borçlu olduğunun bilincinde olmaktır. Çünkü insanın Rabbine, peygamberine, ailesine, çevresine, değerlerine ve varlık alemine karşı vefa borcu vardır. Allah'a kulluk yapmak vefanın bir gereği olduğu gibi, kulluk görevimizi bize öğreten Resulünün sünnetine tabi olmak, onu kendimize rehber ve önder kabul etmek de vefanın bir gereğidir. Allah'ın sevgisine ulaşmanın yolu, "Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim" buyuran ve alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Peygamber'e olan sevgiden geçmektedir. O, Allah'ın dinine gösterdiği sadakatle, ailesine gösterdiği bağlılıkla, varlığa gösterdiği şefkatle vefanın en büyük örneğidir. Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile, bugün elinizdeki fidanı dikin, akan bir nehirden dahi abdest alsanız,
suyu israf etmeyin fermanıyla çevreye ve nimete karşı vefanın en muhteşem örneğidir. O, cehaleti hüküm sürdüğü, güçsüz olanın ezildiği bir çağda hayatın akışını ilimden, adaletten, merhametten, iyilikten ve vefadan yana değiştirmiş, hayatını imani ve ahlaki değerlerle yeniden inşa etmek ve istikamet üzere yaşamak isteyenler için en sağlam kılavuz olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle her konuda olduğu gibi vefa konusunda da en büyük önderimiz olan Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin veladet haftasını tebrik ediyorum. Haftanın insanlığın muhtaç olduğu barış, huzur ve kardeşlik iklimine vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Hafta münasebetiyle düzenlediğimiz programımıza davetimizi kabul etme nezaketi göstererek katılan Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Doçent Doktor Sayın Fatih Kurt Bey'e, siz değerli misafirlerimize katılımlarınız için teşekkür ediyor, tekrar hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyorum. Değerli misafirler, aslında Peygamber Efendimiz'i anlatmaya kelimeler kifayet etmez. Hepimiz Peygamber Efendimiz'in farklı farklı yönlerini çocukluğumuzdan beri annelerimiz, babalarımız, hocalarımız bize öğrettiler. Ama ben bugün farklı bir bakış açısından birkaç şeyi zikretmek isterim size. Günlük yaşadığımız hayatta eğer bir araba üretilmişse mutlaka onun bir muhatabı var. Bir sanat üretilmişse onun bir muhatabı var. Bir elbise üretilmişse onun bir muhatabı var. Ve kainat yaratılmışsa mutlaka onun bir muhatabı vardır. Peki kainatın tamamını anlayacak muhatap biz miyiz? Sorulması gereken soru bu. Bu kainattaki bütün hikmetlerin zahiri ve batini boyutlarıyla en ince ayrıntılarıyla anlayabilecek bir muhatap olmak zorundadır, değil mi? Buna en büyük delil bu kainattaki hüsnü sanat ve güzelliklerdir. Madem bu kainatta bu güzellikler vardır ve herkes bunu görüyor, bu güzelliklerin bütün ayrıntılarını anlayacak, idrak edecek bir muhatap olmalı ve o muhatap da bu anladıklarını insanoğluna aktarmalı. Bu da gösteriyor ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu kainattaki en büyük muhataptır. Ve bu da peygamberliğinin en büyük delilidir. Suret ve sireti Allah'ın mucizesi olan ey Resulüm sen şüphesiz ki yüce bir ahlak üzeresin ayetiyle tasdiklenmiş bir peygamberin ümmetiyiz biz. Hazreti Muhammed insanlığın numune-i imtisalidir. Baktığımız zaman peygamberler tarihine her peygamberin bir vasfının ön plana çıktığını görürüz. Hazreti Adem tövbe ve istiğfarda ön plana çıkmıştır. Hazreti Nuh tahammülde. Hazreti İbrahim imtihanda, çoluk çocuğuyla imtihanda ve sabırda. Hazreti İsmail teslimiyetin zirvesini yaşamıştır. Hazreti Eyüp sabırda. Hastalıklar bütün vücudunu kuşattığı zaman yine sabretmeyi bilmiştir, tevekkül etmeyi bilmiştir, isyan etmemiştir. Hazreti Yunus bütün ümitsizlikler etrafını sardığı zaman hiçbir zaman ümitsizliğe düşmemiş. La ilahe ente subhaneke inni kuntu mine zalimin demiştir. Senden başka ilah yoktur. Sadece sana sığınırız. Hazreti Zülkarneyn fedakarlıkta zirvedir. Hazreti Yahya ideal bir genç olmakta zirvedir. Hazreti Musa
terbiye edici özelliğiyle zirvedir. Hazreti Süleyman bütün mala, mülke, servete rağmen o malı, mülkü, serveti cebine koyup kalbine koymayan bir peygamberdir. Hazreti İsa müşrikten kurtulup maneviyatın zirvesine ulaşmada insanlara numune insandır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Nebiler silsilesinin bütün vasıflarını kendinde cem eden bir peygamberdir. Kainattaki hüsnü sanatı en güzel şekliyle gösteren bir peygamberdir. Genel müdürümüz peygamberimizin vasıflarını burada anlatacaktır. Ama peygamberimiz bildiğimiz bütün güzel sıfatların en zirve şahsiyetidir. Cenab-ı Allah onu insan topluluğu içerisinde acziyet bakımından, burası bence çok değerli, en altta bulunan yetim bir çocuktan başlatarak hayatın bütün kademelerinden geçirerek kudret ve salahiyet bakımından en üst noktaya peygamberlik ve devlet reisliğine çıkarmıştır. Bu da şunu gösteriyor. Hazreti Muhammed önce bir kuldur, sonra Allah'ın Resulüdür. Ahzab suresinde Resulullah sizin için Allah'a ahiret gününe kavuşmayı umanlar için çok güzel bir örnektir demektedir. Bunun yanında Müslüman bir ülkede alem-i İslam'a bayraktarlık yapan Türk bayrağının dalgalandığı hilalin altında böyle bir ülkede yaşamak bence Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği Zülcelahin dediğim iki kanatlı bir lütuf diye düşünüyorum. Mevlid-i Nebevi haftamız mübarek olsun. Böylesine güzel bir organizasyonu yapan İl Müftümüz Hasan Hüseyin Bey'e çok teşekkür ediyorum. İl Müftümüz Hasan Hüseyin Bey ilimize geldiğinden itibaren bir insan bir şehri değiştirir, bir insan bir köyü, bir ilçeyi değiştirir. Geldiğinden bugüne arkadaşlarıyla, ekip arkadaşlarıyla birlikte Aksaray'da hal diliyle, kal dili değil, yaşam tarzıyla arkadaşlarımıza, Aksaraylılara örnek olmuştur. Genel müdürüm huzurlarınızda Hasan Hüseyin Bey'e, ekibine, imam arkadaşlarımıza, müezzin arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Allah bildiğimizi ve bildiğimizi muhafaza etsin diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Müftülükte yani güvenlik görevlisinden en üste kadar Hasan Hüseyin Bey'e veriyoruz. Sayın Valim bize de verseniz olmaz mı? Size de veririz inşallah. Ama bugün sizin adınıza Hasan Hüseyin Bey'i takdim ediyorum. Evet. Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda kutlama programı düzenlendi. 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda kutlama programı düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda öncelikle teşekkür ederiz. Bu bağlamda Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın İçişleri Bakanımıza sonsuz teşekkürler ederiz. Muhtarlar Günü'nün özel anlam ve önemini bugün için bize önemli kıldığı için Aksaray Valiliğimizin önünde Atatürk heykelimizin önünde bir program düzenlendi. Bu programa istinaden Muhtarlar Günü programı gerçekleştirildi. Devletimizin uç beyi olan muhtarlarımızı her zaman baş tacı yapan, her zaman görevlerinde başarılar dileriz. Razı olsun. İnşallah muhtarlar demek yani mahallenin, vatandaşın beyni demektir. Tek çalınacak kapı odur. Sayın Cumhurbaşkanımız Muhtarlar Günü kutlaması için program yaptığından dolayı muhtarlara vermiş olduğu bu güzel günlerden dolayı teşekkür ederiz. Konuşmalarının ardından muhtarlar Vali Hamza Aydoğdu'yu makamında ziyaret etti. Yapılan ziyaretin ardından öğlen yemeğini bir arada yiyen muhtarlar mahallelerindeki sorunları masaya yatırdı.
Belediye Başkanı Evren Dinçer, birim amirleriyle birlikte muhtarların sorunlarını dinleyerek muhtarlar günlerini kutladı. Belediye Başkanı, protokolümüzün değerli üyeleri, basın mensupları, muhtar arkadaşlarım. Bugün bizi bir araya getiren, köy, mahalle, belde muhtarlarımızı bir araya getiren Sayın Belediye Başkanımıza özellikle teşekkür ediyorum. Bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmadı, kaynaşmamızı sağladı. Saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Tabii bu mutlu günümüzde bizleri bir araya getiren Belediye Başkanımız Evren Başkan'a teşekkür ediyorum. Bizleri onur etti, mutlu etti. Gerçekten 50-60 kilometreden gelen köy muhtarlarımız var. Şunu da belirtmek istiyorum. Belediye Başkanımız bu dönem köylerimize ciddi şekilde önem verdi. Tarıma da ciddi şekilde önem verdi. Her alanda yanımızda hissediyoruz, yanımızda görüyoruz. Sosyal aktivitede de olsun, köylerde, şehirdeki çocuklar ne görüyorsa, köylerimizdeki çocuklar da aynı şekilde onları görüyor. Bunu da belediye başkanımız olsun, ekibi olsun, ciddi şekilde emekleri var. Ben huzurunuzda hem kendisine hem ekibine teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmadığı için saygılar sunuyorum. 19 Ekim Muhtarlar Günümüz kutlu olsun. Allah nice Muhtarlar Günü'ne sağlık, afiyet içinde erişmeyi cümlemize nasip etsin. Ahirete irtihal eden muhtarlarımıza da Allah'tan rahmet diliyoruz. Muhtarlık gerçekten meşakkatli bir görev. Hem temsil görevi hem hizmet yeri, makamı. Seçimle iş başına geliyor ve mahallenin, bölgesinin hizmetlerini, ihtiyaçlarını üst makamlara iletme noktasında, aracılık yapma noktasında önemli bir faaliyeti yerine getiriyorlar. Allah yardımcınız olsun. Biz de Aksaray Belediyesi olarak hem merkeze bağlı köylerimiz, hem beldemize ya da merkeze bağlı, doğrudan merkeze bağlı köylerimizde irtibat halindeyiz. Onların istek, ihtiyaçları, taleplerini her geçen gün dinliyoruz. Onlarla birlikte karar vermeye çalışıyoruz. Ziyaret yaptığımızda muhtarlarımızı davet ediyoruz. Onlarla beraber bu ihtiyaçları tespit ediyoruz. Dolayısıyla muhtarlarımız derken tabii ki burada da hemşerilerimizin, vatandaşlarımızın taleplerini aslında bir nevi almış oluyoruz temsilci olarak. Bu açıdan muhtarlık mesleği, görevi gerçekten önemli bir vazifeyi yerine getiriyor. Önemli bir ihtiyacı karşılıyor. İnşallah memleketimizde de, ülkemizde de bundan sonraki süreçte muhtarlık müessesesinin güçlenmesi adına hem hükümet olarak hem belediyeler, yerel yönetimler olarak biz de elimizden gelen gayret ve çabayı sarf edeceğimizi burada belirtmek istiyorum. Çalışma yerlerinin iyileştirilmesi, özlük haklarının düzeltilmesi ve ihtiyaçların, mahalle ihtiyaçlarının birincilerden karşılanması adına biz de inisiyatif kullanıyoruz. Elimizden gelen çaba gayret sarf ediyoruz. Bugün bu davetimize icabet ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Uzak yerlerden gelen, kilometreci uzak yerden gelen muhtarlarımız var. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bir kaynaşmayı sağlamış olduk bu vesileyle. Birbirimizi görme fırsatı elde etmiş olduk. Hem muhtarlarımız hep birlikte. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de değişik vesilelerle bir araya gelmeyi planlıyoruz. Tekrardan gününüzü kutluyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı hizmetler, hayırlı görevler diliyorum. Hayırlı günler diliyorum. Başkanım size bir plaket takdim edeceğim. Muhtarım. Yeni Mahalle Muhtarı Ahmet Koçak. Muhtarlar Dernek Başkan Vekili. Muhtarlarımıza belediye başkanımız bir davet verdi, yemek verdi. Sayın Valimiz bizi ziyaret etti. Muhtarlar olarak devletin kurumların arasında iyi bir diyalogumuz var. İnşallah bu da böyle devam edecektir. Bütün arkadaşlarımı bu arada Muhtarlar Günü'nde kutluyorum. Bugün 19 Ekim Muhtarlar Günü. Ben öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. İçişleri Bakanımız olsun, Türkiye Büyük Millet Meclisi olsun. Yaklaşık 6 yıldır 19 Ekim'de Muhtarlar Günü'nü kutluyoruz. Muhtar ne demek? Muhtar bulunduğu mahallede, bulunduğu köyde akil insan demek. Mahallesinde yoksul insanlara, köyünde yoksul insanlara elinden geldiği kadar devletinin millet arasında köprü görevini görüyor. Ben bu arada da Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımıza da muhtarlarla ilgili ne sorunumuz ne derdimiz olduğunda her ikisi de elinden geldiği kadar yardımcı oluyor. Bugün Muhtarlar Günü münasebetiyle de Sayın Belediye Başkanımız bir jest yaptı. Biraz sonra da beraber olacağız.
yemek yiyeceğiz. Ben Aksaray Belediye Başkanı ve ekibine teşekkür ediyorum. Aksaray Merkez Hamidiye Mahalle Muhtarı Şadman Singin ben. 3 dönemdir mahallemde muhtarlık yapıyorum. Bana bu görevi layık gören mahalle halkıma, benimle birlikte gece gündüz çalışan azalarıma teşekkür ediyorum. Günümüz dolayısıyla Sayın Valimiz yanımızda olduğu için teşekkür ederim. Belediye Başkanımıza bu organizasyon için teşekkür ederim. Çalışmalarımız devam ediyor. Sonbaharın etkisini göstermesi ve kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte araç bakımlarına olan ilginin arttığı gibi araçların akü bakımlarına da ilgi arttı. Sonbaharın etkisini göstermesi ve kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte araç bakımlarına olan ilginin arttığı gibi araçların akü bakımlarına da ilgi arttı. Aksaray'da sonbaharın etkisini göstermesiyle birlikte kış aylarının yaklaşmasının ardından araç sahipleri araçlarının yağ, motor ve lastik bakımlarının yanı sıra akü bakımlarına da yoğun ilgi gösterdi. Kış aylarındaki olumsuz hava şartlarında araç aküsünün olumsuz etkilenmesini istemeyen sürücüler öncelikle akü testi yaptırdı. Akü testinde arızalı veya ömrü bitmiş aküler yenileriyle değiştirildi. Her yıl sonbahar ve kış sezonunda yoğunluk yaşadıklarını belirten akü uzmanı Sefa Çelik, akü bakımının önemli olduğunu belirtti. Ben Sefa Çelik. Evet, kış yaklaştı ve artık akü bakımları artmaya başladı. Vatandaşlar, otomobil sahipleri, özellikle ticari araç ve büyük araç sahipleri akü bakımında neye dikkat etmeli? Kışlık bakımları, aracın kışlık bakımları olduğu gibi akünün de kışlık bakımı vardır. Kış gelmeden akümümüzü ücretsiz olarak test ediyoruz zaten. Kış gelmeden bakımlarını yaptırmalarını tavsiye ederiz. Peki bu test için ne gerekli? Sadece aracını buraya alıp gelmez. Başka bir şeye gerek peki, yoktur. Test esnasında ne yapıyoruz? Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşırsak ne gerekiyor? Akünün durumuna bakıyoruz. Kışı çıkarıp çıkarmayacağı konusunda, akünün arızalı olup olmadığı konusunda onlara bakıyoruz. Akünün ömrüne bakıyoruz sadece. Peki neye göre akü değişimi yapılıyor? Ölçüm cihazımızdan, makinamızdan yaptığımız değerlerine göre akünün değişimi yapılır. Peki kış şartlarında akünün olumsuz etkilenmemesi için vatandaşlara ne gibi çağrıda bulunmak istersiniz? Kış gelmeden testini yaptırmalarını isteriz. Ücretsiz zaten testimizi biz yapıyoruz. İkinci el otomobil alım satımında yapılan oto ekspertizde dikkat edilmesi gereken hususlar uzmanlar tarafından anlatıldı. İkinci el otomobil alım satımında yapılan oto ekspertizde dikkat edilmesi gereken hususlar uzmanlar tarafından anlatıldı. Araç piyasasının artış gösterdiği dönemlerde araç satışlarındaki hilelerin önüne geçen oto ekspertizler otomobil alıp satacak vatandaşlara uyarılarda bulundu. Aktürk Otogaz, Otokale Oto Ekspertiz'den Yakup ben. Herkese merhabalar, hayırlı günler diliyorum. Evet Yakup Bey, biliyorsunuz Oto Ekspertiz artık ülkemizde yaygınlaştı ve ikinci el araç alıp satan kişiler oto ekspertizlerini yaptırmadan, güven sağlamadan araç alıp satmıyorlar. Vatandaşlar araç alıp alırken ekspertizde nelere dikkat etmeli? Öncelikle ikinci el araç alacaklar, hem ikinci el hem de sıfır araç alacaklara bilgilendirme olarak şunları söyleyebiliriz. Her aracı alıp satılan her araç 8 yaş ve 160 bin kilometre bandında zaten devlet bu işi resmileştirdi. İkinci elde güvenin adresi işinde profesyonel ve kurumsal oto ekspertizlerde ne gibi hizmetler alabilirler? Kaporta, değişen, fren testi, süspansiyon testi, motor testi, airbag ve kilometre kontrolü bünyemizde hizmet vermekteyiz. Peki ikinci el araç alım satımında bu son zamanlarda yaygınlaşmaya başladı. Aracın belirli parçalarını değiştirip orijinalmiş gibi satmaya çalışan vatandaşlar var. Her türlü sahtekarlıkları karşılaşıyoruz. Vatandaşlar bunun için ne uyarıda bulmak istersiniz? Oto ekspertizde tabii güvenilir alanda uzman. Bütün ekspertizler tabi kapsamıyor. Alanda uzman ekspertizlere gidip her parçanın seri numarası olur. İç hasları olur. Bunların kontrolünü yapılırsa hem alan hem satan güvenli bir ticaret yapılmış olur yani.
Peki efendim, son olarak otogaza geçmek istiyoruz. Evet efendim. Biliyorsunuz kış aylarındayız ve otogazın bazı olumsuz şeyleri var. Vatandaşlar kış öncesi otogazda ne gibi bakımlar yaptırmalı? LPG'de filtrelerimiz var. Her 10 binde bir değişmesi gereken filtrelerimiz var. 6 ayda bir LPG kullanan vatandaşlar LPG servislerine gidip 10 binlik, 20 binlik, 30 binlik filtre bakımlarını yaptırmalarını tavsiye ediyorum ve öneriyorum. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 52 ilaç ödeme listesinden çıkarıldı. Döviz kurundaki artıştan dolayı ilaç fiyatları zamlanmıştı. Şimdi bir de birçok ilaç ödeme listesinden çıkarıldı. İlaç farkını bile zor ödediklerini söyleyen vatandaş, ücretli hale gelen ilaçların sürekli kullanılması gerekenleri daha çok zorlayacağını belirttiler. SGK 52 ilacı daha ödeme listesinden çıkardı. Ağrı kesici, kas gevşetici gibi yani yaygın olarak kullanılan ilaçlar artık vatandaşın kendi cebinden çıkacak. Sosyal Güvenlik Kurumu geçtiğimiz günlerde 52 tane ilacı geri ödeme kapsamından maalesef çıkardı. Çıkartılan ilaçlar vatandaşın gündelik hayatta sıklıkla kullandığı boğaz spreyleri, ağrı kesici kremler, iltihap giderici spreyler, çocukların diş çıkarmada kullandığı ağrı kesici kremler. Tabii Sosyal Güvenlik Kurumu'nun neden böyle bir uygulama yaptığını biz de eczacılar olarak anlam veremedik. Bu ağrı kesici kremin fiyatı 30 lira ve devlet artık bunu karşılamıyor. Bizim algıladığımız devlet son zamanlarda ilaç giderlerindeki artıştan dolayı bütçe yetersizliğinden çoğu ilacı ödeme kapsamından çıkarmaya başladı. Nereden alsın? İş yok, güç yok. Nereden alacak? Yardım etsin, olmaz. Yani çıkarmaması gerekir. Yani devlet yani bunlara şey yapması lazım yani. Yani ödemesi gerekir yani. Bunlar zaten neyi ödemiyoruz ki? Yani ödemediğimizi söylesinler, göstersinler. Dolayısıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bu yaptığı uygulamayı çok anlamsız buluyoruz. Vatandaş daha önceden 6 lira ödeyerek aldığı ilacı şu anda 30 TL ödeyerek alacak. Yani artık ödeme kapsamından çıkartılmış olacak. Nasıl ödeyecek cebinde? Zaten zor yetiriyor yani. Böyle bir şey olamaz. Kabul edilemez. Mümkün değil. UCİM NİDE temsilciliği tarafından Dünya Kız Çocukları Günü münasebetiyle program düzenlendi. Tüm ülkede çocuk istismarıyla mücadele eden Saadet Öğretmen Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği NİDE temsilciliği 11 Ekim Dünya Kız Çocukları münasebetiyle Şadırvan Park'ta bir etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinlikte çocuklarla bir araya geldiler. Çocukların yüzü boyandı ve palyaço gösterisi yapıldı. Eğleniyor musunuz? Çok. Evet. Nasıl geçiyor zaman? Harika. Yüzünüzü boyamışlar seni. Evet, çok teşekkür ederim. Biraz anlatır mısın burada neler yapıyorsunuz? Bu bayramı bize verdikleri için çok mutluyum. Herkese çok teşekkür ederim. Size çok minnettarım. Evet. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'ydü. Biz de bu gün sebebiyle bugün 16 Ekim'de Şadırvan Park'ta çocukları eğlence düzenlemeye karar verdik. Bugün şenliğimiz var burada. Palyaçomuz var, yüz boyama etkinliğimiz var. Amacımız çocukları mutlu etmek. Ama aynı zamanda da buraya gelen anneleri, babaları, derneğimiz hakkında ve çocuk istismarı hakkında da bilgilendirmek. Biz de neredeyse bir senedir NİDE'de yapılan bir derneğiz. Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği. Ben NİDE İl Sorumlusuyum. Mağdurlara hukuki destek ve rehabilitasyon desteği veriyoruz. Okullara gidiyoruz, eğitimler veriyoruz çocuklara. Anne babalara eğitim veriyoruz. Amacımız daha fazla görünürlük kazandırmak konuya. Elimizden geldiğince de engellemek tabii ki çocuk istismarına. Kız çocuklar için kutlu olsun. Öncelikle konu hakkında bilgili olmamız gerekiyor çocuk istismarı konusunda. Şunu hiç unutmayalım ki çocuklarımıza zarar veren kişilerin %80'i yakınımızda
tanıdığımız insanlar. O yüzden de bu konu hakkında bilgili olmak çok önemli. Anne baba olarak bizler bilgili olursak çocuklarımızı da bilgilendireceğiz elbette. En önemli şey eğitim olarak düşünüyorum. Eğitim olduğunu düşünüyorum ben. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 2. grupta mücadele eden temsilcimiz 68 Aksaray Belediyespor'da Mustafa Ceviz'de boşalan teknik direktörlük görevine geçtiğimiz sezon playoff başarısı elde eden Cüneyt Biçer getirildi. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 2. grupta mücadele eden temsilcimiz Aksaray Belediyespor'da Mustafa Ceviz'den boşalan teknik direktörlük görevine geçtiğimiz sezon playoff başarısı elde eden Cüneyt Biçer getirildi. Geride kalan 8 haftanın ardından deplasmanda alınan son Şile Yıldızspor mağlubiyetiyle birlikte yönetim kurulu ile karşılıklı anlaşma sağlayan Mustafa Ceviz takıma veda etti. Sosyal medya hesabından yönetim kurulumuz başta olmak üzere takımımıza ve taraftarımıza sonraki süreçlerde başarılar dilerim diyen Mustafa Ceviz'in ardından dün yönetim yeni teknik adamla bir araya geldi. Tüm şartlarda yönetmelikle anlaşan Cüneyt Biçer, takımı 9. hafta başında devraldı. Aksaray Belediyespor AS Başkanı İlhan Yerli, "Cüneyt hocamızdan ve takımımızdan beklentimiz yüksek. Mustafa hocamıza da yeni hayatında başarılar diliyoruz." dedi. Yarım kalan hikayeyi tamamlayacağını belirten yeni teknik adam Biçer ise, "Öncelikle bizi tekrar göreve davet ettiği için yönetimimize teşekkür ederim. Tüm Aksaray'a bize bu davetten sonra göstermiş oldukları ilgiden dolayı da teşekkür ediyorum. Takımla kaynaştığımız zaman, oyuncularımızı gözlediğimiz zaman net kararlar alacağız." dedi. Başkanım, 8 haftayı geride bıraktık. Deplasmanda henüz galibiyetimiz yok. Bunun için hem kadroda rotasyona gitmek hem de Aksaray Belediyespor'un bu süreçten sonraki kadrosunu daha güçlendirmek ve ileriye emin adımlarla gitmek için bir hoca değişikliğine gittik. Ve Cüneyt Biçer hocamızla birlikte yarım kalan hikayeyi tamamlamaya devam ediyoruz. Söylemek istedikleriniz nedir? Cüneyt hocamızdan ve takımımızdan beklentimiz yüksek. Mustafa hocamıza da başarılar diliyoruz yeni hayatında. Bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Peki başkanım, kadro rotasyon olacak mı devre arasında ve taraftarın beklediği potansiyelde oyuncular Aksaray'a kazandırılacak mı? Ona Cüneyt hocamız karar verecek devre arasında. Evet hocam, öncelikle Aksaray'a hoş geldiniz. Artık Cüneyt Biçer dönemi tekrar yeniden Aksaray Belediyespor'a hayırlı olsun diyelim. Hocam, 8 hafta geride kaldı. Deplasmanda henüz galibiyetimiz yok. Zorlu bir süreçte geldiniz takıma. Geçtiğimiz sezonda zorlu bir süreçte gelmiştiniz ve takıma playoff oynatmıştınız. Talihsizlik sonucu maalesef finale çıkamamıştık. Ama şu an spor kamuoyu, Aksaray'da spor kamuoyu gerçekten size inanıyor ve güveniyor. Ve sosyal medyada yapılan son paylaşımlarla gelişinizi herkes mutlulukla ve gururla karşıladı. Aksaray'dasınız. Söylemek istedikleriniz nedir hocam? Öncelikle bizi tekrar göreve davet ettiği için başta yönetim kuruluna, Sayın Belediye Başkan Yardımcımıza, Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ederim. Tüm yönetim kuruluna da teşekkür ederim. Tüm Aksaray'a bize bu davetten sonra göstermiş oldukları hoşgörüden dolayı da ayrıca teşekkür ederim. Evet, önemli bir görev. İkinci defa buradayız. Geçen dönemden yarım kaldı diyebileceğimiz bir iş var. Onu tamamlamak için buradayız. Zor bir süreç. Bu sürecin içerisinden hem biz takım olarak oyuncu grubuyla hem yönetim kuruluyla çıkmak için elimizden geleni yapacağız. Bu sürecin içerisinde de en büyük desteğimiz Aksaray'ı seven, Aksaray Spor'u seven taraftarlarımız olacaktır. İnşallah geçen sene tamamlayamadığımızı bu sene tamamlamak için burada elimizden geldiğince ne gerekiyorsa yapmaya çalışacağız. Peki hocam, bu hafta itibariyle hazırlıklara hızlı bir şekilde başlayacaksınız. Kadroda rotasyon düşünceniz devre arasına kadar ilerleyiş nasıl olacak hocam? Yani şöyle söyleyeyim, bir kere rotasyon anlamında önce bir takımın içine girdikten sonra iç yapıyı görmemiz gerekiyor. Ama devre arasına kadar sözleşmeler var, oyuncular devam ediyor. Bizim hiçbir şekilde şu oyuncu ya da bu oyuncuya şu anda bir şey deme şansımız yok, olmaması da gerekiyor. Herkese eşit aralıklarla yaklaşmalıyız. Oyuncuların bazılarından gerçek performanslarını alamamış olabiliriz ya da bazılarını daha iyi performansa getirmiş noktada olabiliriz. Getirebilecek noktada da olabiliriz. Bir girelim içeriye, bir bakalım. Ondan sonrasında bunlar daha önümüzdeki süreçte konuşulacak, görüşülecek şeylerdir. Teşekkür ediyoruz. Başarılar dileriz. Hepimize sağ olun, hayırlı olsun.
Sırada hava durumu. Haber merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızda olduk. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.